Kayseri iş olanaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyi? İş olanaklarını Kayseri'de. İyi değerlendiriyorum. Gençlerimiz beğenip çalışmıyor. Her yerde iş var. Valla Kayseri'de iş şu anda yok. Organize'de tamına bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla 75 tanemine fabrika kapandı. Kapanma sebebi şu, iş yok, enflasyon iyice düştü. Artı Suriyelilerin çalışmasından dolayı normal bizim vatandaşımız iş bulamıyor. Bulamadığı için de herkes şu anda boşta. Ya işportacılık yapıyor, ya sokakta bir şeyler satıyor. Ondan dolayı iş şeysi düştü. Ha biz çalışıyoruz ama bayağı bir sıkıntıdayız. Benim için çok kötü ya. Ben 19 yaşındayım, 3 ay işsiz kaldım. Bence Türkiye'nin en şanslı ili iş olanağı yönünden. Sadece bir organizasyon bozukluğu var. Mesela iş arayan da çok, eleman arayan da çok. Ama bunların birbirine koordinesi önemli. Kayseri'de iş imkanları, olanakları kısıtlı ve sığ durumda olduğunu düşünüyorum. Peki olumlu olduğunu düşünmüyorum. Fena değil. Herkes işinde gücünde. Olan iyi, olmayan da normal. Hiç iş bulamayan da var. Perişan kardeşlerimiz de var. Yani iş biraz sıkıntılı bu virüsten dolayı. İnşaatlar durgun. Genelde iyi olanlar memurlar, efendime söyleyeyim belirli işleri olanlar yani. Araştıran her yerde iş var. Ama sadece günümüzde çalıştığı para yetmiyor. Onun için iş olanakları olsa bile aldığı para yetmiyor. Yoksa iş olanakları her yerde var. Yani şimdi ben bugün iş değişikliği yaptım. Pastacılık sektöründen organizeye geçtim. Yani iş sektörü olarak aynı Kayseri. Yani nereye gidersen git Kayseri'nin yüz ölçümünde hangi fabrikaya, hangi iş yerine varırsan var. Kayseri sanayi olarak çok yani işçi bakımından çok düşük. İşveren bakımından tabii bazı şartlar vardır. Ya bugünkü şöyle söyleyeyim, hükümetimiz sağ olsun hep işverenden yana. Şartları, kanunları. Bugün mesela örnek vereyim, kendi isteğimle çıktığım için, iş değişikliği yaptığım için tazminat alamıyorum. Ama işveren çıkardığı zaman da belli şartlarda sana parça parça tazminat ödüyor. Ya ondan dolayı Kayseri sanayi olarak işveren bakımından mükemmel ama işçi bakımından çok vahim bir durumdayız. Kayseri bölgenin parlayan yıldızı biliyorsunuz. Sanayileşme ve orta ölçekli işletmeler bakımından ülkede önde gelen şehirlerden biri. Orta Anadolu Kayseri ile canlanmış durumda. Geniş bir iş olanakları olan yöremizdir, ilimizdir. Çevre illerden özellikle sanayileşmiş olması nedeniyle yoğun bir şekilde göç almaktadır. Yani şu an piyasa bayağı bir durgun ve işsizlik oranı bayağı bir arttı. Sıfır abi. Ekmeğe muhtaç gibi bir şey. İş yok, güç yok. Ben belediye kaç kere başvurdum. Benim bir iş de gelmedi. Ben çöpçülük bile razıyım, çalışmıyor diyeyim. Diplomam da var, ortaokul. Beni kimse de iş almıyor. İş yönünden sıfır. Vallahi hiç iyi değil abi. Vallahi hangi işe girsek mesela organizede çalışıyor. Bazen çıkarıyorlar işte, ediyorlar. Ne bileyim, Kayseri'nin durumu hiç iyi değil. Ha biz gençler olarak bak bu arkadaş işsiz. Bu işsiz, ben işsiz. Hani bizim mahallemizde bir sürü gençler var, hep işsiz, geziyorlar hani. İşsiz. İşsizlikte şu anda bandaj satıyoruz. Şehitler olmaz. Böyle. Zabıtalar bir yandan, polisler bir yandan yani ekmeğimize izin vermiyorlar abi. Yani biz ekmeğimize çıkıyoruz. Satıyoruz 5-10 kuruş bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz ama izin vermiyorlar. Yani İşe de giriyoruz, bir ay iki ay sonra çıkarıyorlar. Paramızı ödemiyorlar yani, sigorta yapmıyorlar adamlar. Yani böyle. Olumsuz. Milletin alım gücü yok, iş gücü yok. Yiyeceği yok, içeceği yok. Yani berbat durumdayız yani. Ya abicim şöyle söyleyebilirim. Mesela insanlar kendilerine uygun meslek gruplarına gitmedikleri için bir süre sonra sıkılıyorlar. Sıkıldıkları için işten çıkıyorlar, daha sonra iş bulamıyorlar. Bu yüzden de işsizlik yaşıyorlar. Sadece tek sebebi bence bu. Gayet güzel iş olanakları. Şu anda ben çalışıyorum. İş imkanı da iyi. Özelde çalışmadığım için tam bir şey diyemiyorum ama Kayseri'de genellikle iş olanakları güzel. Sanayi açısından, organize açısından çok büyük iş olanakları vardır.
iş olanakları var Kayseri'de. Evet. Çalışırsan her yerde var iş. Çalışmazsan yok tabii. Kayseri'de iş olanakları olarak geniş bir yelpazesi var. Organize sanayi olarak çok geniş. Özellikle mobilya sektöründe bayağı ileri düzeyde Kayseri. Bunları söyleyebilirim. İş olanakları normal yani, iyi yani. Şu an sıkıntı var ama şükür bunu da atlatacağı yani pandemiden dolayı. Allah yardımcımız olsun inşallah. Vallahi güzel değerlendiriyorum yani. Memleketimden çok memnunum. Çok da gurur duyuyoruz, çok şükür. İyi. İşler sıkıntılı abicim ya. Suriyeliler geldi, sıkıntıya girdik. İş bulunmuyor, iş yok. Daha yeni evlendim, bir sürü borcum var. Vallahi sıkıntılardayım. Vallahi şu an işsizim ben 3 aydır. Üniversitede çalışıyordum inşaat işinde. Durdurdular, hala boşuz biz. Yani şu anda da işsizlik var yani. Yok diyecek diyenler de yalan söylüyor yani. Bunda da yapacak hiçbir şeyimiz yok. İşkur'a kadar da müracaat ediyoruz. İşkur'tan da bir cevap çıkmıyor. Şu an yani iki çocuğum var, evim kira. Herhangi bir gelirim de yok. Sizce işsizliğin sebebi nedir? Tembel olmaları ne olacak? Benim evde kızım var. 40 tane iş buldum, gönderemiyorum. Her gün süslenip geziyor yani. Sonra da devletimize bahane buluyorlar. İş beğenmiyorlar, para beğenmiyorlar. Çünkü rahat... Para az geliyor onlara, bu iş teklifindeki paralar, maaşlar az geliyor. Yoksa her yerde iş var. İşsizlik diye bir şey yok da, vallahi nasıl diyeyim. Alıyorlar ama nasıl söyleyeyim, hani şimdi şey çıkacağız, Suriyeli gibi eşek gibi çalıştırıyorlar alsalarda. Anlatabiliyor muyum? Genel anlamda şey, yatırım eksikliği, bir de plansız şey, mesela üniversite mezunlarının plansız şekilde yönlendirilmesi. Hangi alanda iş eksiğimiz var onu bilmiyoruz. Hangi alanda istihdam fazlamız var onu da bilmiyoruz. Bu planlama yapılırsa bende işsizlik gündemden düşer. Devlet politikasındaki yanlış teknikler, yanlış uygulamalar, plan ve programdaki hatalar ve ekonomi gidişatındaki sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela ne tür yanlış politikalar? Yanlış politikalar şunlar. İşsizliğin çözülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ben zannetmiyorum. Daha çok böyle istihdama yönelik iş imkanlarının yaratılması yerine farklı uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok iş imkanının açılması için yatırımın bu tür yönlere doğru yapılması gerekir. Personel istihdam edilmesi için çalışmaların bu yöne yapılması lazım. Ama farklı yönlere yatırımlar yapıldığı için dolayısıyla öğrenciler olsun, diğer personel olsun istediği iş imkanı bulamıyor. İş çok ama işverenlerden de var biraz kabahat. Çalışan kardeşlerimizde de var. Biraz ücretler fazla olsun istiyor. Onlar hani diyebilirim ki sebatsızlık da var yani. Yani iki taraflı, karşılıklı bu işler. Tek taraflı olmaz. Çift yönlü iş beğenmeme bir. Ondan sonra dediğim gibi düşük ücret. İstihdamı devlet, hükümet yapması lazım. Hükümet de istihdamı yapmadığı için özel sektöre bırakıyor. Yani şu anda herkes kendi açısından, yani işveren kendi açısından bütün kuralları koymuş durumda. Yani şöyle söyleyeyim, fabrikalarımız bugün özel sektörlere, yani daha doğrusu kamular özel sektörlere dönüştüğü için her şey özel sektörün eline geçti. İstihdam vergi bakımından bugün her şeyimiz, yani insanlara her şeyi vergi bakımından bakıyor. Yani vergiyi nereden alırım diyor. İşte bugün sigaradan, ekmekten, gıdadan, şuradan buradan hep vergi alıyor. Yani bugün şunu söyleyeyim, her şey hükümetin elinde. Ekonomimiz bazı noktalarda tamam iyiye gidiyor deniyor ama hep sözde gidiyor. İnsanlar bugün cebine baktığı zaman hiçbirinin cebinde nakdi olarak bir para yoktur. Hep kartla dönüyoruz, çekle dönüyoruz, senetle dönüyoruz. Yani o da bizi birbirimiz dolaşıyor. Bugün intiharların çoğalmasının sebebi, en büyük sebeplerden bir tanesi ekonomidir. Ekonomi, yani bugün diyor ki geçim sıkıntısı var diyor, eşinden boşanıyor. Sebebi nedir? Ekonomidir. Geçim sıkıntısı neyden başlar? Parasızlıktan başlar. Onun dolayı istihdamın olmamasının en büyük sebeplerden birisi de işsizliktir. İş beğenmemektir. Her kesime, her kişiye göre iş vardır ama bizim toplumumuz nedense ben oturayım, oturduğum yerde kazanayım bir eğilimiyle hareket ettiğinden ve mantıkla düşündüğünden dolayı
işsiz olarak gezmektedir. Yani işsizlik diye bir şey yoktur. Sadece açıkça söyleyeyim, şöyle bakın caddelere, sokaklara, hani en kötüsünden bir insan şurada bir ayakkabı boyayarak geçimini sağlayabiliyor. Simit satarak geçimini sağlayabiliyor. Bunlar bir iştir. İşsizliğin sebebi, tabii virüsün çok etkisi oldu ama piyasada bayağı bir durgunluk var ve bu yüzden ister istemez işte daralmalar oluyor. Vallahi bilmiyorum nedir. Şimdi ne desem boş. Başımızdakilerinden olabilir ya da illaki bir şeyden olabilir. Daha neyden olacak işsizlik? Düşünceler aynı. Olabilir. Ekonomiden bence. Ekonomi, Covid-19 araya girdi biliyorsunuz. Allah herkese sağlık versin. Bunlar yani. O yüzden. Sizce? Bence de yani biz iş bulmaya çalışıyoruz ama yok yani. Hani birçok iş yerlerinde denedik ama olmuyor. Hani girdiğimiz yerlerde giriş çıkartıyorlar ya. Hani eleman çokluğu diyorlar. Hastalıktan dolayı iş yok diyorlar ama yine de hani biz bulmaya çalışıyoruz. Birkaç fabrikalarda olsun, kargoda olsun, yani mobilyada olsun girdik çıktık ama paramızı ödemediler. Sigortamızı yapmadılar. Hani gene de çabalıyoruz yani. Birkaç iş yerlerini denedik, fabrikaları denedik. İşsizliğin sebebi nedir yani? Herkes görüyor yani. Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk. Alım gücü yok. İş yok, güç yok. Millet at sefir dolaşıyor. Yani kendilerine göre işlere gitseler bence orada sevdikleri işi yapsalar gayet çok iyi iş bulabilirler bence. Buldukları işte çalışmıyor. Daha fazla iş, para istiyorlar. O da olmuyor. Kayseri'de genelde asgari ücret veriyorlar çoğu yer. Ama onu beğenmiyor çoğu gençlerimiz. O yüzden iş bulamıyorlar. Bulsalar da kabul etmiyorlar işi. Daha fazla para, daha fazla şey imkan istiyorlar. O da olmuyor. İşsizliğin sebebi yani işsizlik Kayseri'de o kadar fazla yok bana göre bence. İşsizliğin sebebi bizim kendi halkımızdan da iş beğenmemezlikten de kaynaklanıyor. Biraz da verilen maddi açıdan da kaynaklanıyor. Ekonominin kötü olmasıdır. Çökmesidir. Halkın geleceğe güven içinde bakmamasıdır. Ama yine de ümitsiz değil yani. Yarınlarda ümit var. Hep beraber çalışırsak bu ülkeye kalkınırız. Ayrı gayrı olursa bu ülke batar. An itibarı iş olanakları fena değil, güzel. Çalışma yerleri geniş ama bir tek sıkıntısı var Kayseri'nin, ne biliyor musunuz? Asgari ücret. Başka bir sıkıntısı yok Kayseri'nin. Kayseri'de asgari ücreti neden fazlasını vermiyor işçiler? Sadece sıkıntı burada yani. Yoksa her yerde iş var. Kayseri'de az kalınmaz. İş var. Çok iş var. Gidin mağazalara, AVM'lere. Kaç liraya çalıştırıyorlar bir sorun. Başka diyecek laf var mı bunun üstüne? Yani çok fazla da işsizlik yok aslında. Yani dediğim gibi biraz önce de sanayi olarak iyi durumda Kayseri. Tabii biraz daha istihdam olması lazım. Arazi olarak da geniş arazileri var. Hayvancılık ve şeyde gelişmiş düzeyde Kayseri'de. İş beğenmeyenler var genellikle ya. Bilmiyorum, çözecekler inşallah. Koronavirüs geldi geleli. Yani bayağı bir sıkıntı oldu ya şu anda ya. İşsizliğin sebebi bu. Koronadan dolayı biraz sıkıntılar yaşadık yaşamasından ziyade. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Hem Suriyeliler daha önceden de böyle bir sıkıntılar yaşıyorduk ama yani şu korona gelince iyice işsiz kaldık. Yani iş mağduruk yani. Biz vatandaş olarak çok mağdur bir insanız. Valla şu an pandemi deniliyor. Gerçekten de yani ben pandemiden dolayı boş kaldım. Yani çalışıyordum. Pandemiden dolayı Hatay firmasıydı. İşi bıraktı gitti. Biz de burada kaldık. İşsiz kaldık ya. Ama pandemiden öncesine kadar belli günlerde çalışıyorduk. İnşaat işçisi olduğumuz için ya. Yani. Sigortamız yok. Ne kadar diletsek de yani sigortamızı yaptırın diye. Ayda 2 gün, 3 gün yaptırıyor. Hiçbir şey yok. Yani şimdi sigortalı olup da işten ayrılanlar en azından 1050 lira, 1500 lira para alıyor. Biz ondan da faydalanamadık yani.